5. bab 920'nin 16 Martı ve Manastırlı Hamdi Efendi ve Reşadiyeli Velioğlu Mehmet'in hikayesi. Bu hamiyetli ve cesur Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı İstanbul felaketinden kim bilir haber almak için ne kadar intizarlar içinde kalacaktık. İstanbul'da bulunan nazır, mebus, kumandan, teşkilatımız mensupları içinde bir zat çıkıp vaktiyle bize haber vermeyi düşünememiş olduğu anlaşılıyor. Demek ki cümlesini heyecan ve helecan kaplamıştı. Bir ucu Ankara'da bulunan telin İstanbul'da bulunan ucuna yanaşamayacak kadar şaşkın bir hale gelmiş olduklarına bilmem ki hükmetmek caiz olur mu? Mustafa Kemal Atatürk. 920'nin 16 Martı, öğleden evvel saat 10'da makine başında şöyle bir telgraf aldı Ankara'daki. Der Aliye, 16 Mart 1920, İngilizler bastı bu sabah. Şehzade başındaki müzik karakolunu müsaademe edildi. İşgal altına alıyorlar İstanbul'u şimdi. Berai malumat arz olunur. Manastırlı Hamdi. 920'nin 16 Martı, Harbiye Nezareti Telgrafhanesi buldu Ankara'yı. Etrafta dolaşıyor İngiliz askerleri. Şimdi işte İngiliz askerleri giriyorlar nezarete. İşte giriyorlar içeri. Nizamiye kapısına. Teli kes. İngilizler buradadır. 920'nin 16 Martı. Manastırlı Hamdi Efendi buldu Ankara'dakini tekrar. Paşa Hazretleri. Harbiye Telgrafhanesini de işgal etti İngiliz Bahriye askerleri. Tophaneyi de işgal ediyorlar bir taraftan. Bir taraftan da zırhlılardan askeri ihraç olunuyor. Vaziyet vehamet kesbediyor efendim. Paşa Hazretleri, emri devletlerine muntazırım. 16 Mart 1920, Manastırlı Hamdi. 920'nin 16 Martı, durumu bir daha tekrar etti Hamdi Efendi. Sabah bizim asker uykudayken, İngiliz Bahriye efradı karakolu işgal etmekteyken, askerlerimiz uykuda şaşkın kalkınca müsaademe başlıyor. Neticede bizden 6 şehit, 15 mecruh olup, İngilizler zırhlıları rıhtıma yanaştırıp, Beyoğlu ve Tophane'yi işgal edip, İşte Beyoğlu Telgrafhanesi de yok. İşte Beyoğlu telgraf memurları geldiler. Kovmuşlar. Burası da işgal olunacaktır bir saate kadar. Şimdi haber aldım efendim. 920'nin 16 Martı. Uykuda kesti kafir üçümüzü. Kurşuna dizdi kafir ikimizi. İngiliz'in hepsi değil domuzu. Sabaha karşı aldı canımızı. 920'nin 16 Martı. Basıldı veznecilerde karargah. Uyan be tosunum, uyan. Üçümüzü uykuda kesti kafir. Üçümüz, Abdullah Çavuş, Şarkışla'dan Osman, bir de Zileli Abdülkadir. 920'nin 16 Martı. Bozdoğan kemerinde kurşuna dizdi kafir ikimizi. Ahmetoğlu Nasuh arkadaşımın adı. Reşadiyeli Velioğlu Mehmet benimkisi. 920'nin 16 Martı. Uykuda kesti kafir üçümüzü. Soktu Osman'ın karnına kasaturayı. Bastı göğsüne kafirin dizi. Dört çocuk babasıydı Abdullah Çavuş. Doymadı dünyasına Abdülkadir. Üçümüzü uykuda kesti kafir. Kurşuna dizdi ikimizi. 920'nin 16 Mart sabahı. Karakolun karşısında bırakmadım elimden silahı. Yere serdim iki İngiliz'i. Senin ırzını kurtardım İstanbul'um. Sana can feda, çakır gözlü gülüm. Üçümüzü uykuda kesti kafir. Kurşuna dizdi ikimizi. Şimdi üçümüz Abdullah ve Osman ve Abdülkadir. Taşları yan yana yatar Eyüp'te. Arama, bulamazsın ikimizin kabrini. Belki maşrıkta, belki mağripte. Biz de bilmeyiz yerini. Uykuda kestiler üçümüzü. Kurşuna dizdiler ikimizi. Ahmetoğlu Nasuh arkadaşımın adı. Reşadiyeli Velioğlu Mehmet benimkisi. Bir de altıncımız var. Kara, kaytan bıyıklı bir şehit. Son mekanı şöyle dursun,
adını da bilen yok.